Sizce hiç para harcamadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mümkün mü? Bugün sıfır transfer bütçesiyle sadece serbest futbolcuları alarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Saçlarım şu an çok garip ya. İngiltere 2. liginden rastgele bir takım seçeceğiz. Karaya basınca şu anda takım değişecek ve rastgele bir takım gelecek. Bastım, Stoke City geldi. Gördüğünüz gibi serbest adam takımın başına geçti. Dostlar az önce de söylediğim gibi transfer bütçemiz sıfır olacak. Çünkü bonservis ödeyip adam almamız yasak. Sadece serbest futbolcuları alabiliriz. Kadromuz nasıl? Burası kritik. Genç oyuncular varsa ona göre bir değerlendirme yapmak lazım. Bayağı bir çöp ya bu takım. Genç olsa ne olur. Şimdi serbest oyunculara bakalım. Dostlar burada hemen araya giriyorum, videoyu bölüyorum. Beni ilk defa izliyorsanız ve daha fazla bu tarz FIFA 23 kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz dostlar. Ayrıca desteklemek için de videoyu beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şu videoyu en az bir 5000 like yapalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet, serbest oyuncular ekranlarda. Bayağı bir oyuncu serbest bu. Dünya Kupası'ndan dolayı şey olmuş ya. Dur, bunu suistimal etmeyelim. Bir iki gün ilerleyeyim bari, öyle bakalım. Eklenen milli takımların hani kulübü oyunda değil mesela. O yüzden kariyer modunu açtığınız zaman o adamlar direkt serbest başlıyor. Bu konseptimizin şeyini bozar. Böyle olmaz. Şimdi aratıyoruz. Afif hala alınmamış. Bir hafta daha ilerleyeceğim. Ondan sonra da bir şey yapamam yani, alsalardı. Bu arada dostlar serbest oyuncuların reytinglerini görüyoruz. Normalde bunu hani konsollarda falan yapamazsınız. Bir program indirmek gerekiyor. Böyle yapmamın sebebi gerçek hayatta da sonuçta insanların nasıl oynadığını görüyorsun. İnternete bir açıp yazsan bir futbolcu hakkında direkt bilgi edinebilirsin. Bir hafta rapor beklemen gerekmiyor gerçek hayatta yani. Bu yüzden burada da böyle yapıyoruz. Haberiniz olsun. Zaten videolarımı uzun zamandır izleyenler bunu biliyordu. Evet abicim. Afif'i hala almamışlar. Ben de almayacağım Afif'i. Bak Jesus Gallardo. 75 rating. Bu adam fena değil. Bunu bir ekledim transfer listesine. Jesus Gallardo. Baba seni bir ekleyelim. Obi John'a bak. 16 yaşında. Sen buraya nasıl düştün oğlum? Gel seni de alalım, tamam. Potansiyel seziyorum sende. Serbest olan kaleciler de hepsi çok yaşlı ya. Birazcık daha hani genç serbestleri alayım istiyorum. Ama yani olmuyor. Oha, Watch League serbest lan. Watch League'i alırım. Watch League serbest, gel buraya. Başka da adam bulamadık zaten. Vega'yı da alalım, Meksikalı. Bu oyuncuların hepsini almaya çalışacağız dostlar. Temsilci atıyoruz. Tamamdır. John'la Rodriguez geldi. Ulan basıyoruz zaten. Gelen transfer olduğunu biliyoruz kardeş ya. Bir de animasyonla gösteriyor. Gallardo'yu da aldık. Gallardo da geldi. Tamam. Watch League. Baba kalecidir. İyidir. Biz bu futbolcularla Premier Lig'e çıkabiliriz bence. Ben size söyleyeyim. Yani burada baktığın zaman tabii ki stoper olarak birilerini pek alamadık. Sol beke Gallardo. Abi bizim aldığımız adamlar nerede ya? Ha? Vaştik kaleye. Vega'yı sol kanada koyduk. Ofansif orta sahamız var abi, Rodriguez. Santrafor'da da John'umuz var. Bu Campbell'le 22 yaşında. Bu da genç lan. O zaman biz bir çift santraforla bir şey oynayalım. Bu Gayle'yi serbest bırakacağım. 31 yaşında abi bu. Brown ne? Brown da mı santrafor? Ne kadar çok santrafor varmış. Ben o bir John'u oynatmak istiyorum. Brown'u da serbest bırakırım. Tamam. Her şey bu kulübün Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için kardeşim. Bak burada bir Sterling'imiz var bu arada. Kanat beki bir Sterling'imiz var. İyi. Santraforları serbest bırakalım kardeş. Bay bay. Campbell sen kal. Bu Brown da gitsin. Bu şekilde Ocak 1'e gideceğiz. Orada da yine serbest transfer kovalayacağız. Acaba takımımız İngiltere 2. liginde ne yapıyor abi? Allah aşkına kaçıncıyız ya? 10'uncuyuz, yapma. İlk sezon herhalde çıkamayacağız. 40 puan. Baba böyle olmaz ama ya. Vega biraz gelişmiş. Sağ kanatta kimse yok. Şu Thompson oynuyor herhalde. Biraz daha transfere ihtiyacımız var. Tabii ki para harcayamıyoruz. Bu yüzden sadece serbest transferler yapacağız. Bence birilerini satabiliriz bu arada bak. Powell'ı Beşiktaş istemiş. Verelim mesela. Şu böyle serbestlere bakıyoruz. Kaleci 35 yaşında adam istemeyiz. Abi bize stoper de lazım ya. Önce defanslara bakalım. Defans yok. Maalesef istediğimiz tarzda bir defans yok. Kalede de çok ümitli değilim ya. Yani. Ne olabilir ki abi en fazla? Zaten biz 80'lik adam almıştık. Burada da pek bir şey yok. Atak oyuncuları burada da yok. Bu ne oğlum? Tabii herkesi kapmışlar ya. Sağ kanada şu çocuğu alalım. Oynasın. 31 yaşında. Sola da bunu alalım abi. Yedektir ya. En azından düşmemiş olalım abi. En azından öyle olsun. Sezon sonuna geldik bu arada. Yeni transferlerimiz oynamalarına rağmen bizi bir üst sıraya çıkaramadılar. 10. olarak kaldık. Yani çok da aslında şey değil, daha oyuncu alacağız. Takımımız gelişmeye de başladı. Vega'yı görüyorsunuz, dikkat çeken bir isim. Ha, bunun dışında Vaşlik hala 80, düşmemiş. Bunlar iyi gelişmeler. John da artmış. John'a gelişim planı da verdim, göstereceğim. Şöyle bir kupalara bakalım hızlıca. Emirates'te yokuz. Karabağ'da da yokuz. Tamam. Başka şeylere bakmaya gerek yok. Şöyle kadro merkezi dedik. Campbell 12 gol 3 asist yapmış. 23 yaşında, bu oyuncuyu kullanabiliriz daha. John 49 maçta 11 gol. Gayet iyi. Vega 11'e 13. Rodriguez 16. Aldığımız oyuncular şu ana kadar iyi etki sağladı ya. Lan bu Sterling şey mi? Chelsea'nin adamıymış bu. İyi, git abinin yanına git, tamam.
Yeni bir sezon, yeni umutlar. Sağ bekimiz çok düşük ya, artık stoper falan almamız lazım. Vaşlik de takımdan ayrıldı. Ben dedi daha dedi durmayacağım dedi burada. Futbolu bırakmak istediğini söyledi. Biz de izin verdik. Ne yapalım abi? Bu sezon bakalım kimleri alacağız. Yani şu anda bilmiyorum ya. Bu video galiba beklediğimden çok daha zor olacak. Atak oyuncuları bakıyoruz efendim. Sol kanat Aitor. Olur. Olur, biz seni bir yerde oynatırız. Gel. Başka yüksek reytingde herkese ihtiyacımız var. Jordan Ayev. Fener'e gelen Ayev'in kardeşi bu. Gel bakalım. Orta sahada bir şey bulalım hadi ya. Defansif orta saha olur, merkez orta saha olur, birileri olsun. 18 yaşında bu kim? Bu birinin Rijeni abi. Bu birinin Rijeni. Arjantinli merkez orta saha. Ulan Depau falan bırakmamıştır daha. İyi adam bulduk bak söyleyeyim size. 30 yaşında sağ bek gelsin abi. Artık Premier Lig'e çıkmamız lazım. 70 rating üstü çok kişiyi alırım. Marcos Alonso güzel. Bir yıldız getireceğiz takıma. Miguel Andrade. Stopere genç yıldız, tamam. Brezilyalı stoper olur. Bu arkadaşı almayacağım. 28 yaşında çünkü gerek yok. Stoperde daha başka oyuncularımız da vardı. Bu şekilde iyiyiz. Ben hepsini şimdi alacağım. Videoda tabii ki bu kısımları size direkt göstermiyorum. Zaten hepsinin maaşına paramız yetiyor. Bu yüzden hepsini alalım ve gelelim. A few moments later. Oğlum takımda kaleci yok. Onu yeni fark ettim. Yeni oyuncularımız iyi uyum sağlayacaklar bence. İyi olacak. Ama bir kaleci bulalım serbestlerden ya. Oha lan yine iyi kaleciler var. Fena değil. Oğlum bayağı 75'lik kaleci bulduk. Bir tık yükseği var mıdır acaba? Fernando diyor 76 değmez. Yine de ekliyorum tabi transfer listesine. Ivusic. Ivusic'i beğendim. Ivusic fena durmuyor. Ivusic'i alayım, en genci o. 2 sezon götürür bizi belki. Tamam, sıkıntı yok. Bu sezon yedek kaleci almayacağım. Gerek yok. Ivusic'in bütün maçları halledebileceğini düşünüyorum. Bence iyi bir takımımız var bu arada ha. Şu Andrade'yi de ilk 11'e koyalım. Sotar kaç yaşında? 24. Wilmot 23. Fark etmez. Andrade girer Wilmot yerine. Aitor'a sağ kanat mevkisi vereceğim. O da iyi olacak bence. Aitor gel baba. Sağ kanat olacaksın oğlum. Bana öyle ters ters bakma. Başka ha, bir de bizim John vardı, John. John 70 rating'e geliyordu. Nerede o John? Hah, John Reis. Driblingini, fiziğini falan geliştir biraz. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şimdi Ocak ayına gidiyoruz. Bu takım bence başarılı olacak. Bu sezon Premier Lig'den çıkacaksınız lan. Evet dostlar, Ocak ayına geldik. Bakalım bu sürede takımımız ne yapmış? Sakatlığımız var. Olsun abi, sorun değil. EFL'de 6.'yız abi. Olay budur. Daha da yükselebiliriz. Haydi beyler, bir üst şeye çıkalım artık. Premier Lig'e gidelim ya. Soğutlara ne oldu? Bu yolda sakatlanamazsın kardeşim. 8 hafta diyor. Neren kırılmış? Köprücük kemiği. Ya baba, of be. Vega 12'ye 5, John 9'a 1. Bak John, sana potansiyellisin demiştim çocuk, aferin. Rodriguez, Aitor, Alonso, herkesi görüyorsunuz. Herkes iyi. Bu arada tabii ki Gallar da oynamıyor. Biz onu orada bırakmıştık. Gallar da yedek oldu artık. Alonso baba oynuyor. Sanki birkaç takviye daha yapabiliriz ya. Gallardo'yu Fener istiyormuş, oha. Ama şu an yüksek reytingli oyuncumu veremem. Diğerlerinden isten, 70 reytingli falan birini isteselerdi, takımda zaten bulunan birini isteselerdi verirdim. Gallardo'yu veremem abi. O kadar serbestlerden almışız onu. Ben bir defans defansif orta saha bulayım ya. Defansif orta saha yok mu abi? İyi şöyle. Laratonda. Gel bakayım, seninle bir konuşuruz. Sen olabilirsin, 24 yaşındasın daha. 29 yaş falan olmaz abi. Genç olsun, bizim olsun. Tamam. Bir defansif orta saha takviyesi şarttı bence. Bu arada bak, almadığımız adamlar kendine kulüp bulmuş ha. Görüyor musun? Neyse, ben Laratonda'yı alıyorum. Genel bir avda yapacağım şimdi serbestlerden. O da önemli. Hani böyle bir yıldız mıldız düşmüştür, anladın mı? Genel serbestleri tarıyoruz şu anda. Bakalım ne bulacağız. Merak ediyorum. Hadi oğlum bir yıldız bulalım ya. Bir yıldız gelsin oğlum, haydi. Ulan yeşil bile olmadı şu reytingler ulan. Bu ne ya? Harbi yok. Harbi hiçbir şey yok. Sezon sonuna gidiyoruz dostlar. Ne yapalım? Bu sezon ümitliyim abi. Hiç şöyle şeye bakmadım. Takvime bakmadım. Eksiler niye? Ne oldu Bakker? Hayırdır? Ya da Baker da diyebiliriz. Neyse işte. 6. bitirmişiz ligi. Playoff oynayacağız demek oluyor bu. Daha doğrusu oynadık. Ama sonuçlarına bakacağız şimdi. Sonucunu bilmiyoruz. Ve playofflarda abi yapma ya. Brentford'a yenilmişiz yükselme playoffunda. Yapma abi. Bournemouth çıkmış yukarı işte ya. Of. Neyse, takımımız gelişiyor. Seni bir iki takviye ile bu ligin içinden geçeriz, ben size söyleyeyim. Var mı bir gol kralı falan? Maalesef, maalesef. Vega 22 gol atmış. Asist krallığında Rodriguez birinci ve gol yenmeyen maçta da kalecimiz 6. olmuş. Vega'ya bak abi, 22'ye 9. Aitor 15'e 3. John Reis 15'e 1. Takımımızı ben seviyorum ya. Ama bu Bakker mesela niye eksi aldı takımda, onu anlamadım. Yerine başkası mı oynuyor? Sağ bek de aynı şekilde, ne oluyor abi? Şu 3 oyuncu Sotar, Baker ve Akapo. Bunlar burada üçgen oluşturmuş. Hayırdır lan size? Üçüncü sezona geçiyoruz. Dostlar, şimdi yeni sezonda transfer yapacağız. Bu serbest konsepti beni var ya aşırı sardı.
Dur, yanlış bir şeye bastık. Ciddi anlamda aşırı sardı beni bu konsept. Takımımızda zaten büyük eksikler yok. Bu yüzden şöyle serbest oyuncuları bir tarayacağız. Transferin ilk gününde bakalım bir yıldız bırakmışlar mı? Bunu merak ediyoruz. Şöyle 27 yaşında bir sol bek işimize yaramaz. Şu stoperi belki alırız yedek olarak. Tamam Ahmet, sen de gelebilirsin. Sol bek yedeği olursun. Abi her oyuncuyu da beğenemiyorum ya. Şöyle 75 rating üstü birileri yok mu? Transfersiz kapatmayalım bu sezonu. Kahrolurum, darılırım. Yani bilmiyorum, çok da işe yarayan adamlar almıyoruz şu an ya. Çok sol bekimiz var, artık sol bek almayacağım. Hiçbir şey bulamadık. Seni kaleci yedeği olarak alacağım. Tamam mı Diudis? Bir sezondur serbestsin yani. Bir kendine çek düzen ver de gel oyna biraz. Onun dışında şu Kolombiyalı stoperi de yedek olarak alayım. Bir de kanat yedeği alalım, tamamdır. Ahmet'i almayacağım çünkü sol bek yedeği Gallardo var zaten. Evet dostlar, Ocak ayındayız. Merak ediyoruz ne olduğunu. Ligde son maçta yenilmişiz. Takvimden onu gördüm. Üçüncüyüz. Güzel. Ulan var ya, biraz daha zorlarsak direkt Premier Lig'e çıkabiliriz. Playoff olmadan üste çıkarız abi. Harika olur. Az kaldı. Sezon sonunda bunu başaracağız. Takıma bakayım. Şu Baker yerine birisini almamız lazım. Sol kanat çok iyi. Sağ kanadımız fena değil. Santrfor da iyi. Var mı bakalım serbestlerde birileri? Hadi abi hadi. En son baktığımızda kimse yoktu yazın. Deniz Amos. Sen kimsin oğlum? Sen gel, seni beğendim. Amos gelsin. Bak aradan bir tane bir şey çıkardık ha. Amos 74 rating sol kanat, Nijeryalı oyuncu. 21 yaşında abi. Hemen alıyorum bak direkt. 4 yıllık sözleşme, hay hay. Hay hay abicim. Tamamdır. Zaten başka iyi birisi yok. Tek transferimiz bu olacak. Oğlum adamın tipi böyle değildi. Şimdi niye bu animasyonda böyle? Çok garip lan. Büyülü bir adam bu. Sihirli bir adam. Deniz Amos. Evet, bek yedeklerimizi yenilemiş olduk. Geçen dönem Allah'ın oyu almıştık. En son transfer döneminde. Şimdi de Amos'u aldık. Amos'u ana plana nasıl dahil edebiliriz? Edemeyiz gibi duruyor şu an ya. Yedeklerden girsin oynasın. Bakılır zaten. Bir sol kanat yapalım en azından. Hani bir ters kanat falan çalıştıralım. Bak ben hatta şöyle yapacağım. Sol kanatta Vega var zaten. Abi ben Amos'a şöyle bir şans vereceğim. Baba sen sağ kanat olabilir misin? 8 hafta diyor. Tamam, 8 hafta çalış, sağ kanat ol. Biz sezon sonuna doğru gidelim. Ben bir yandan Amos'un gelişimini takip edip ona ters kanat çalıştıracağım. Bak normalde bunu göstermeyecektim de Aitor 4 hafta sakat. Onun yerine Amos 75 rating olmuş ve ben onu sağ kanada çevirdim. Şu an sol kanat olarak çalışmaya yeni başladı. Direkt adam ilk 11'e giriyor yani. Bence böyle çok iyi olduk. Bu Amos gelişir. İleri hattımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Orta sahaya 1-2 transfer yapabiliriz. Stoper ve bek alabiliriz ama hani böyle takımın iskeleti bence kuruldu. Bu şekilde biz Premier Lig'e de çıkarız. Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz. Her şeyi yapar bu oyuncular. Oyuncularıma güveniyorum ve artık şimdi sezon sonuna gidiyoruz. Ne olur Premier Lig'e çıkmış olalım derken 3. sezonumuzun sonunda UEFA de şampiyon oluyoruz. Kupa alıyoruz. Aman 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 aman. Emirates FA Kupası'nda yokuz. Burada da finale kadar gelmişiz. United'ı falan elemişiz oğlum. Takım ne oldu lan? Karabağ Kupası'nda yokuz. Hay Allah ya. Güzel güzel. Playoff'larda kimler ne yapmış? West Bromwich Albion da çıkmış. Tamam. Çok iyi bir takımız. Her zaman söylüyoruz bunu. Baksana abi, transfer ettiğimiz Andrade falan hepsi çok gelişti. Amos'a bak. 78 oldu. Vega'dan bahsetmiyorum zaten. Herif dünya starı oldu. Gol krallığında yokuz yalnız. Bak Şeşko var. Bizim Vega ile John birazcık fazla gol atmışlar. O ikisinde toplanmış goller. Birinde toplanmamış, anladın mı? Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Biz nasıl şampiyon olduk abi? Allah Allah. Tamam. Gerçi Premier Lig'e gideceğiz. O yüzden de korkmuyor değilim. Ama onu da hallederiz kardeş. John'a bak. Sana hep güvendim John. Senin hep arkanda durdum, adamsın. Vega zaten 30. Bak ikisi de 31'er gol atmışlar. Bu da bir kıyamet alameti. Evet. Çok ilginç bir video olma yolunda ilerliyoruz. Güzel ama güzel. Çok zevk alıyorum bundan. Dördüncü sezonumuzu artık Premier Lig'e geçeceğiz. Evet babalar, takım önümüzde. Bu sene Premier Lig'e geldiğimiz için aslında bizim için çok daha zor bir sezon olacak. Oyuncularımızın biraz daha gelişmesi lazım. Yani hani çünkü Premier Lig'e gelince normalde bu işin artısı nedir? Ekstra bütçen olur, adam alırsın. Biz videonun başında ne dedik? Para harcayamıyoruz kardeşim. Sadece serbest adam alabiliyoruz. Premier Lig'e geldik diye daha kaliteli serbestler bulacağız diye bir şey yok. Bu yüzden sıkıntıdayız abi. Geldiğimiz gibi direkt düşebiliriz. Bunu istemiyorum. Oha 17 yaşında kaleci, gel. Evet başka. Ne var abi, başka birileri yok mu? Türk stoper alalım Fatih'i. Alalım. 73'lük adam yedek olur en kötü. Al Birekan. O da yedek olabilir, getireceğim. Premier Lig'e çıkmışken transfer yapalım yani. Evet haydi abi. Şöyle bir yıldız transferimiz yok mu, B80 rating üstü? Yok. Tamam, bu 3 oyuncuyu kadroya katacağız. Yani korkuyorum ama bir yandan da bakıyorum. Takımımız öyle kötü değil o kadar. Santrfor yedeklerimiz de var. Stoper yedeklerimiz de var abi. Bu arada bizde Türk bir oyuncu da var. Bak Tezgel. Bu adamın ismi Emre Tezgel. Vay 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 vay. Helal olsun. Bunu kadro merkezinde bakarken
zaten gördüm. Adamsın reis. Belki sana biri ulaştırır bu videoyu. Sana buradan selamlar, sevgiler. Sezon sonuna gidelim bakalım. Hayırlısı. Dediğim gibi korkuyorum ama korkunun ecele faydası yok. Her maçı yeniliyoruz. Her maçı ama bak. Her maçı. Ocakta durduracağım abi. Ne oluyoruz baba? 20'ciyiz. 10 puanla 20'ciyiz. 8 puan önde olmamız gerekiyordu. O farkı nasıl kapatırız bilmiyorum. Yüksek ihtimalle düşeceğiz. Sol bekimiz falan da yok. Transfer bakacağız. Homam Ahmet, seni de galiba alacağız ya. Çünkü Alonso'dan daha iyisin. Seni alacağız galiba Homam. Geldiğimiz gibi düşmeseydik, bir sezon tutunsaydık çok güzel olurdu biliyor musun? Stoperlere bakalım. Sırf stoper deyince daha fazla veriyor mu? Galiba veriyor ha. Çok iyi abi. Bak mesela Azpilicueta falan serbestmiş. Onu almam da. Böyle daha çok seçenek buluruz. Ulan ya. Buluruz dedim de yine bir şey bulamadık. Peki merkez orta saha falan? Emilio Alonso. Oğlum sen de gelişirsin be. Vallahi bu serbestlerden sürekli ricem micem bir şeyler buluyoruz. Sırf onlar iş yapıyor. Bak Lint Odor. Gel abi. Başka başka. Merkez orta saha çok varmış. Bonaventura oğlum 73 reytinge düşmüş lan. Bak merkez orta saha harbiden iyi oldu. Bence o iki oyuncuyu alabiliriz. Şu andan itibaren 75 reyting üstü bir oyuncu varsa bakarız. Biz uzun vadeli düşünüyoruz her şeyi. Tamam. Onu almayacağım. Bu saatten sonra 30 yaşında adamı ne yapayım abi? Şu sol beklere bir bakacağım. Oha! Daniel Lozano 83 rating, 43 milyon değeri var. Sen nesin? Seni kim serbest bıraktı? Kesin Jordi Alba'nın şeyi abi bu, regeni. Muhteşem bir şey oldu. Dario Novak sen de gel. Seni de sağ bek yaparız, bir şey olursun sen de. Maşallah sol bek akıyor ya. Başka hangi mevkide eksiğimiz var? Başka da bir eksiğimiz yok. Bir tane ofansif orta saha alabiliriz bu arada. Çünkü oradaki oyuncumuzun yaşı artık geçmeye başladı. Hani genç bir şey bulursak şuradan ricen micen. Harika olur. Ross Barkley varmış da değmez. 32 yaşında. Haydi abi. Şöyle 76'lık 75'lik bir ricen bulalım be. Joao Grimaldo. Ricen değil ama bakılabilir. 75 Marius Mathieu. Gel baba. Oğlum bu ne lan? Bütün iyi oyuncuları yedek bırakıyorsunuz. Serbest bırakıyorsunuz daha doğrusu. Johnny Montiel seni almayacağım. 27 yaşındasın. Diğer alacağımız çocuğu kesersin. Müller serbest. 80 rating. Yani bir tecrübe diye düşünülebilir aslında bak bir yandan. Bak Royce da serbest. Bu ne abi? Ahmet seni yine alamayacağım. Senin yerine daha iyi sol bek buldum. Kusura bakma. Şimdi bu iki merkez orta saha oyuncusunu alacağım. Bunlar bir gelsin. Bunlar önemli. Lozano'yla direkt kendim görüşeceğim. Novak'ı da alacağım. Sağ bek yaparız. Bir şey olur yani o. Ya Grimaldo yerine Mathieu'yu alsak sanki daha iyi olur. Grimaldo'yu da alıp kanat oynatabiliriz. Orayı yedekleyebilir. Önce Müller'le bir görüşeyim. İnşallah maaşı çok fazla olmaz. Olursa da bir şey almam yani. Ne yapayım? Tamam çok fazla değil. 40 bin öneriyorlar. İyi. Müller'in oyun içindeki yüzü mü değişmiş ya? Sanki değişmiş değil mi? Abi nerede o 83'lük baba? Gel ya. Seni de istiyorum. Asıl seni istiyorum. 83 ne demek? Direkt 83 olarak başlayacaksın, bir de beksin. Sen seneye 89 falan olursun. Bu ne lan? Alonso teklifimizi kabul etmemiş abi. Audor da kabul etmemiş. Audor'u alacağım bir şekilde. Niye kabul etmiyorsunuz abi? Neyse tamam şu Grimaldo'yu falan alalım. Sinir oldum ya. Belki farklı bir formasyon oynatırız. Mathieu hala görüşülüyor mu? Tamam. Çift merkezi ofansif orta saha oynatırız. O şekilde bir şeyler deneriz. Baker artık baba senin miladın doldu tamam mı? 4-5-1 oynatacağız. Şurada Araujo oynayacak. Tamam mı? Ofansif orta sahada Mathieu. Müller onu kesecek arada ama yapacak bir şey yok. Vega'yı şöyle yaptık. Amos da sağ kanat. Amos 82 ha. Herife bak. Novak nerede abi Novak? Aldık mı onu ha? Gel abi. Novak sen burada sağ bek oynayacaksın. Ofansif orta saha bir de Grimaldo var. O da yedek. Kalede Ivusic oynamıyor galiba. Kim oynuyor oğlum kalede bu arada? Herkes mutsuz ya. Kaleci yüzünden bile böyle kötü olmuş olabiliriz. Bak oyun yine yaptığımız dizilişi değiştiriyor. Bu oyunun huyu bu. Bir aydır falan oyun böyle bir huyunu geliştirdi. İlk 11'ini yapıyorsun sonra değiştiriyor abi. Lozano kardeş sağ bek çalış. Böyle gelişeceksin. Bunun dışında başka kim vardı? Ha Müller'i belki santrfor yaparız. Santrfor yedeği olur. 46 hafta diyor lan adama. Merkez forvet olsun o zaman. Merkez orta saha da oluyor ha. Oha takılsın ya kafasına göre. Santrfor çalıştıracağım ben. Bir de o Novak nerede abi? Novak da gelişir. Novak'ın da gelişeceğine inanıyorum. Harbiden sağ bek yapacağız seni Novak. Takvime hiç bakmadım. Acaba düşmekten kurtulduk mu onu bilmiyorum. Umarım kurtulmuşuzdur. Millet formsuz gözüküyor. Kurtulamamışız, düşmüşüz abi. Hayat böyle arkadaşlar. Bazen istemediğimiz şeyler oluyor. Andrade'nin formsuzluğunu artık tükürürüm ama. Gerçekten tükürürüm. Mathieu çok oynamadı herhalde. -4 falan bir şeyler gösteriyor. Ne oluyorsunuz abi? Hemen 2 oynamayınca hemen -4 hemen şey olun ya. Kırmızı olun bilmem ne olun ama ne tripli adamlarsınız kardeşim siz ya. Allah Allah. İki kere oynama hemen falan yapıyorlar. Yeter be. John'u görüyorsunuz. John aslan gibi kardeşim benim. 19 gol 5 asist. Vega 17'ye 7. Amos 10'a 7. Rodriguez 8'e 5. İşte bu ya. Bak oynayınca millet oynuyor. Fatih Aksoy bak. Bu adam oynamıyor mesela her zaman. Arada sırada oynuyor.
Gıkını çıkarmıyor, bir de golünü atmış. Geçiyoruz yeni sezonumuza. Dördüncü sezonda maalesef yine alt lige düştük. Oğlum ligden düştük, çoğu oyuncumuz milli takıma gitmiş yine ha. Bak 2, 4, 5 oyuncumuz milli takıma gitmiş. Biz düşmeyi hak etmiyorduk bence. Bu sezon bunu göstereceğiz arkadaşlar. Bu sezon bu ligi yine kazanacağız, hem de açık ara fark yapacağız. Bizim artık ya iyi bir kaleci bulmamız gerekiyor, yeter. Bu ne ya, böyle 75-76'lık kaleciyleyiz. Edgar Badia, yok olmaz Badia, sen de çok yaşlısın. Bir ekleyeceğim ama yaşlısın. Başımızı bulduk kalecilerde. Maalesef. Bir de stoperlere bakacağım. Stoperlerden bir şey çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Çıkarmamız lazım artık. 75 üstü falan iyi bir adam gelsin. Al Amri, senin yaşın var. Sen olmazsın. Daha... Ooo! David Alaba, sen de yaşlısın ama gel. Dünya yıldızını almayacak değiliz. Ferhat Ali de var. Faslı. Oğlum Türk ismi var lan direkt sende. Ferhat Ali. Neyse tamam. Orada yaşayan bir Türktür belki. Alaba'yı almaya da biliriz ha. Çünkü Ferhat Ali fena durmuyor. Bak burada genç Filinta gibi çocuklar var. Alaba'yı belki de almayız. Baksana abi. Vito Bruno falan. Oha ya. Yani. Ferhat Ali'yi de alacağım, tamam mı? Bu stoperler bir gelsin. Alaba'yı almayacağım. Kaleci olarak da Brolin'i mi alalım? Ne yapalım? Kaleciler kötü. Badia'yı alalım bu sezonluk ya. Evet, Badia da geldi. Arkadaşlar ben takımı dizdim, bence çok kötü değiliz. Ya şu takım şu an Premier Lig'de olsa düşmezdik abi, öyle söyleyeyim. İyi bir takımımız oldu bence ya. İyiyiz yani, bak şu Grimaldo da yedeklere gelebilir, kafayı sokabilir oralara. Arojo sen de kendine dikkat et. 21 yaşındasın, iyisin hoşsun, daha fazla gelişmen lazım. Bu ne abi? Hadi bakalım, sezon sonuna gidiyoruz. Çok memnunum takımımdan. Açık ara şampiyonluk geliyor, iyi izleyin. Evet dostlar, şöyle bir bakalım ne yaptık. Güzel, 113 puan. Herkes akıllı olsun. Çok açık ara fark atamamışız ama yani bize yeter bu. Emirates FA Kupası'na bakalım. Burada yokuz. Seneye biz geliyoruz Premier Lig. Akıllı ol. Biz serbest oyuncularız. Ha. Şu 3 oyuncu gidiyor abi. Çok da tın. Önemli değil. Gol krallığında John 1. Asist krallığında Rodriguez. Reis diye bir adamla aynı sayıda asist yaparak 1. olmuş. Ve gol yenmeyen maçta da Badia 1. oluyor. Vallahi bu sezon geldi. Seneye gidecek. Sağlık olsun. Ratingi de düşmeye başlıyor zaten. Onun yerine artık yine iyi bir kaleci bulmaya çalışacağız. Ne yapalım? John'u görüyorsun. 36 gol 1 asist. Vega 24'e 11. Çüş. Baba zaten 90 ratinge gelmiş. Amos. Amos 14 gol 9 asist. Rodriguez 12'ye 13. Gayet iyiyiz ya. Gayet iyiyiz. Ulan Andrade, demek ki sen bu kadarmışsın kardeşim, yok yani. Bir türlü tam istediğimiz gibi gelişemedin. Bauman seni geçti. Andrade yedeksin, otur yedeklerde. Kaç zamandır güveniyoruz sana, oynatıyoruz. Bak John ne oldu? John onun gibi... Konuşamadım sinirden. Senin gibi ona da güvendik, 85 oldu. Sen ne yaptın? Mal gibi kaldın böyle. Yedeklere gidersin o zaman. Yallah. Premier Lig'de ilk 7'ye oynarız. Bak çok net söylüyorum size, ciddiyim. Bir merkez orta saha falan olabilir. Bunları eğer yüksek reytingde bulursak yani zirveye bile oynarız, ben size söyleyeyim. Çünkü çok gelişti bazı oyuncularımız. Aşırı geliştiler. Genel olarak aha 30 yaşında. Ya hep yaşlıları görüyoruz be. Bunun filtresi yok mu? Oha onu da filtreleyebiliyoruz aslında. Serbest kaleci abi. 23 yaşında Alman. Olabilir. Oha lan, Alaba'yı Liverpool almış bu arada. Olaya bak. Ve düşmemiş. Biz alsak düşerdi. 84'ten 83'e gerilemiş. Biz alsak şu an 79'du abi. Ben bu çocuğu alacağım, ana kaleci yapacağım ya. Ivusic'i serbest bırakacağım. Bizim kendi kalecimiz de bu arada. Bu ne oğlum, 74 olmuş zaten. Buna güvenelim. Boşuna aldık öbür kaleciyi. Kardeş İspanyolsun. Bak iyi kaleci olabilirsin sen ileride. Şöyle bir top kontrolünü geliştir ya. Şeylerin gelişsin. Kötü olan özelliklerini geliştir oğlum. Ben mi söyleyeceğim bunu? Hadi. Haydi oğlum. Ocak 1'deyiz. Bakalım ne yapmış takım. Hemen bir merak ettim. Ya yine sonuncu olmayın ama ya. Yeter be. Dalga mı geçiyorsunuz? Bak daha puan farkı çok açılmamışken buradan çıkmamız lazım. Böyle olmaz. Abi bu takım düşecek takım değil ya. Formasyondan mı oluyor? Bak bu Akuna mutsuz. Bakaos mu oynuyor? Fark etmez o. Lozano da mutsuz. Niye mutsuzsun abi? Dur şimdi. Niye kötü olduğumuzun sebebini anlayacağız. Önce bir oyuncu bakayım hızlıca. Anlayacağız abi sebebini. Gol mü atamıyoruz? Çok mu gol yiyoruz? Bu önemli. Buna bakacağız. Ola Ayna. Seni ben daha önce de bir kere serbestken almıştım. Geçen oyunda falan. Alacağım yine. Sol bek yedeği olursun. 47 gol yemişiz. Çok gol yiyoruz ya. 47 gol. Kamyonla gol yemişiz. Bak hani fazla atmışız. Şöyle göstereyim size. Çevremizdeki takımlara göre fazla gol atmışız. 12. bile 26 gol atmış, anladın mı? Ama 47 gol çok fazla. Bu olmaz yani. Her maç 4 mü yediniz abi? Ne yaptınız? Şu çocuk Matiyo. Gelişsin istiyordum ama artık bir şey yapamayacağız. Aslında bu Rodriguez'i MO'ya çekebiliriz ha. Oo mantıklı olur. Çift merkez orta saha. Oğlum böyle çok iyi olur ha. Dur bakayım, onu merkez orta sahaya çekelim. Tamam
3 haftada oluyormuş. Güzel. Adamın rolünü tamamıyla değiştirdik. Dostlar, takımdan bazı oyuncuları da serbest bırakacağım. Müller 64'e düşmüş. Müller'i de serbest bırakıyorum. Oha, bıraktırmıyor. Tamam. Kalecimiz gelişse çok iyi olurdu ya. Dur bakayım. Şöyle 3 hafta ilerleyelim beraber. Şey yapacağız. Bizim o Rodriguez'i merkez orta saha yapacağız. Ligde kazanalım ki düşmeyelim abi. Çok güzel be. Bunları da yen. Ama olsun. Olsun. Sezon sonuna gidiyoruz. Bence düşmeyeceğiz. Bence bu diziliş etki edecek. Düşersek ağlarım artık. Evet, geldik sezon sonuna. Bayağı bir yenilgi gördüm ama galibiyet de gördüm. Korkmuyor değilim. Üf. Var ya, son anda çıkmışız resmen. Watford 3 puan gerimizde. Watford, Everton, Brentford düşüyor. Biz ligde kalıyoruz abi Allah'tan. Tamam. Yani hani ligin ilk yarısında daha az gol yeseydik böyle olmazdı. Çünkü şunu göstereyim size. Toplamda 74 gol yemişiz abi. Ligde en fazla gol yiyen takım biziz. Ama bunun yanında 51 gol atmışız. Ya düşün yani, 10. olan West Ham da 51 gol atmış. Ulan ya, çok yemişiz ya. Kalecimiz ve stoperlerimizden kaynaklı bence. Sağ bekimiz de gelişmedi. Onun dışında çünkü takımımız fişek. Oyuncu istatistiklerine bakalım bir. Nereden verim çıkarabiliriz abi? Yapamayız ya zaten. Tamam, niye bakıyoruz ki? Sanki Premier Lig'de ilk 3'e girdik de buna bakıyoruz. John 22'ye 3. Vega 14'e 5. Çok düşük verimler var. Daha iyi olabiliriz abi. Daha iyi olabiliriz. 6. sezonumuzda Allah'tan düşmedik. Premier Lig'de devam ediyoruz. İleri hatta oynayan oyuncularımıza harbiden yazık ya. Bir kaleci, bir sağ bek bulsak her şey çözülecek aslında, biliyor musun? Serbestlerden şu ana kadar hiç şöyle bir star bulamadık yani. 30 yaşında kulübüyle kavga etmiş, serbest kalmış birini bulamadık. Oh! 35 yaşında, kaç yaşında olursan ol, gel Alisson. İşte bu. Kalecimizi bulduk. Bu sezon Premier Lig'i alıyor muyuz arkadaşlar? Heyecanlandım şu an. Alisson'un arkasında birisini almaya gerek var mı? Ya böyle iyi biri varsa tabii ki fırsat transferi için bakıyorum şu anda. Bizim öbür kaleci de genç çocuk zaten. O da onun yedeği olur. Kurtu ama Alisson mu? Hadi bakayım. İkisini birden mi alsak acaba? De Gea da serbest. Bu ne oğlum? Dur bakayım, bir de ne bulacağım? Sağ bek bulmam lazım. Olmadı, stopere de bakarız. Hazır gelmişken ben stopere de bir bakarım. Belki stoper olarak 80'lik iyi birini buluruz. Hadi abi bu arada ya. Ya şu çocuğu yedek olarak alalım da. Sağ bek yok abi. Stopere bakalım. 80 rating üstü biri varsa onu alabilirim. David Alaba yine serbeste düşmüş. Ulan bu sefer belki alacağım seni. Bizim orada Bauman var. Bauman mı? Bir tane çocuk var Alman. 81 rating. Onu kesmemen lazım Alaba. Onu kesersen olmaz çünkü. Alalım, çekilelim. Şurada Courtois'u da alacağım. Alisson'u da. İkisini birden alacağım. Aa bak, bu Aynay'ı da alacaktık. Unuttuk lan. Neyse. Onu da alırız. Yedek olur. 6. sezonumuzda 2 tane baba kaleci getiriyoruz. Olay budur. Akıllı olsun bütün Premier Lig takımları. Bir de şimdi Alaba'yı alıp sağ bek oynatırsam bu sezon şampiyon oluruz abi bak. Alaba 36 yaşındasın ama aklın başında. Önemli olan bu. 36 yaşında, aklı başında. Acaba sağ bek olur musun ya? Normalde oluyorsun da bu yaşta nasıl olursun bilmiyorum. Şimdi şöyle bir takım yönetimi dedik. Eksi 2 aldı lan. Belki oynar. Şu Bauman'ı kessin istemiyorum işte. O yüzden onu sağ bek yapacağım. Takım manyak olmadı mı peki? Alaba sen de sağ bek olursan harika olur. Kanat beki de olabilirsin bu arada, evet. Tamam, 4 haftada oluyormuş. İyi. Harbi böyle bir İçime bir neşe geldi bak. Son yarım saattir falan moralim bozuktu lan diyordum. Bu video nasıl olacak? Oyuncularımız bir türlü gelişmiyor diyordum. Serbestten adam düşmüyor diyordum. Kralı düştü abi. Courtois ile Alisson'u ikisini birden almak ne demek? Sezon sonuna geldik. Yani ben çok mağlubiyet görmüştüm Ocak ayında. Bu yüzden dizilişi değiştirdim. Birkaç galibiyet gördüm dizilişi değiştirdikten sonra. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Artık böyle oynayacağız. Yani bu diziliş bence bize daha uygun. Kaleciler de düşüyor abi ya. Alaba da çok düşmüş. 11. bitiriyoruz ligi, yapma. Ulan yuh be. Bak bak bak, full, neredeyse full yenilgi bak. Ligde 1-0, 5-2 falan yenilmeler, 2-0 yenilmeler. Sürekli yenilgiler, aptal aptal yenilgiler almışız. Salak salak yani. Bir dakika ya, hiçbir şeye bakasım gelmedi şu an, çok sinirlendim. John'u görüyorsunuz, millet iyi gol atmış. Tamam, bunları gösterdik, daha da gösterilecek bir şey yok. Yeni sezona geçiyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum, bir şey bulmam lazım yani. Bu başarısızlık kabul edilemez abi. Formasyon da değiştirdik kaç kere. Bu olmaz yani. Bir tane sağ bek bulacağım. Kaleciler de düşüyor ama yapacak bir şey yok. Dur bakalım. Vallahi bak, Vega 31 yaşına geldi. Rodriguez kaç yaşında? 32 yaşında. Artık iyi olmamız lazım ya. Nerede abi, bir sağ bek yok mu serbest? Futbol piyasasında bir sağ bek yok mu ya serbest olan? Serbest olması lazım. Bonservis ödeyemiyoruz. Bizim de huyumuz bu abi. Ne yapalım? Hadi yeter, şöyle 75 üstü bir adam istiyorum. Hadi. 75-21'lik sağ bek, sen olabilirsin. Sen olabilirsin bak, onu beğendim. 2 sezon önce keşke karşımıza çıksaydın ya. Dur bakayım, o aralarda bir şeyler gördüm. Tamam, yok bir şey. Alaba bir sezonda 10 rating düştüğü için
için neredeyse sağ bek almak zorundayız arkadaşlar. Hemen şöyle temsilci atıyorum. Correa'yı alsınlar 75'lik. Brezilyalı bekler her zaman oynar. Sağ bekimizde artık bence güvenilir bir isim var. Ya bu çocuğun gelişeceğini düşünüyorum. Umarım Novak oynamaz. Novak da 25 yaşındaymış aslında. Neyse ben Correa'yı oynatacağım. Hayırlısı artık. Kondisyonumuz tam. Keskinliğimiz var. Mutluyuz. Takım yeniliyor yeniliyor mutlu ya. Ben de bunu anlamıyorum. Yeniliyor yeniliyor formlu falan. Saçma sapan ya. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sezon sonu bilerek kazanıyorlar. Ortasında kötü oynuyorlar ve saçma sapan bir şey yapıyorlar. Sinir oldum takıma. Sezon sonuna gidiyoruz tekrardan. Yani önümüzde bu sezonun sonuna gidiyoruz. Tekrar olmuyor aslında. Çok sinirlendim ben şu an. Acayip tansiyonum falan düştü ya. Ve işte sezon sonundayız. Çok galibiyet gördüm bu sefer. Güzel, dördüncüyüz. Dördüncüyüz, bu da iyi abi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi. Bu arada liderden sadece 5 puan azalmışız. Ya daha fazla da olabilirmiş. Şampiyon bile olabilirmişiz. Oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman John'u görüyorsunuz. 27 golle Premier Lig gol kralı oldu. Bu çocuğu serbestlerden çektik aldık. Star yaptık. Asist krallığında Vega var. Gol yenmeyen maçta da Courtois 4. olmuş. Ama Alisson'la paylaşmışlar maçları. O yüzden. Yoksa bizim takım 1. olurmuş. Zaten baktığımız zaman 43 gol yemişiz, 67 tane atmışız. Bence iyi. Yani City bizden 10 gol fazla attı abi. Öyle şampiyon oldu. Düşün yani aramızdaki fark o sadece 10 gol fazla attıkları için şampiyonlar. John'u görüyorsunuz 33 gol 4 asist. Amos 12'ye 3. Vega 12'ye 14. Matthew 10'a 7. Bak Matthew da 85 oldu. Ya takımımız çok güzel gelişti be. Yeni sezona geçelim hemen. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacağız yeni sezonda. Yeni sezondan ümitliyiz ama bir yandan da kalecilerimizin reytingine bak abi. Adamlar artık yani yaşlılıktan bunadılar resmen ya. Dur ya bir adam almaya çalışalım, bir şey yapmaya çalışalım. Şu rebuild'i 5 saattir çekiyorum. Arada gidip dinlendim de. 5 saattir bu videoyla uğraşıyorum. Aşırı sinir oldum. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum çekime başlarken. Şakasız ya saat 12'de başladım. 4.30 oldu saat abi. Neredeyse 5 saat oldu ya. Şöyle bir bakalım kim var kaleci hani nerede şöyle 80-90 yine... Bir star bulalım. Ver bana istediğimi. Ne olur ver bak vermiyorsun. Mecburen bu kalecilerle kazanmaya çalışacağız. Ne yapalım? Elimizde 3 tane iyi kaleci var. Bir de 79'luk kalecimiz var. Bu 79'luk kaleci genç aslında. Alisson'la Courtois çok düştüğü zaman artık bu kalecimiz işin içine girer. Hadi bakalım dostlar imkansız değil. Sonuçta kalecimiz 70 rating değil. Hani olsa olsa 80'lik bir kaleciyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Ki yani bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon kalecimiz gelişecek. Ben buna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la aynı gruptayız. Ocağa gidiyoruz arkadaşlar. Mahvolduk. Takımımı takvim üzerinden takip ettim ve çok dengesiz bir performansımız olduğunu düşünüyorum. Hani mağlubiyetler, yenilgiler mesela bak Dortmund'u yenmişiz. Ne alaka abi? Ligde de yenilmişiz. Hiç tutarlı değil. Bizim Acuña 80 oldu artık o oynar. Birazcık da gelişir umarım. Şöyle bir bakalım ligde 6.yız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan 1. çıkıyoruz ve rakibimiz Leipzig. Dengesiz performansımıza rağmen bakalım burada ilerleyebilecek miyiz? Videomuzun amacı zaten Şampiyonlar Ligi kazanmaktı. Bu arada bu kadronun kazanması lazım. Lazım ya. Hani kazanamaması sürpriz olur. Vega düşmeye başlamış. Dikkatinizi çekiyorum. Tehlike çanları çalıyor. Rodriguez de düşüyor oğlum. Ana bak o da gidiyor. Serbest rebuild olmasaydı bu. Normal bir rebuild olsaydı şu ana kadar belki de 7 kere Şampiyonlar Ligi kazanmıştık. Transfer bütçesi falan da her sezon hayvan gibi. Ya şu Fulham'a yenilmek nedir baba? Hadi oğlum 1-1. 1-1 güzel. İlk maçta 1-1'iz. Beyler hadi ya ikinci maçı alalım ya. Alalım geçelim be. Yes be penaltılarla. Ulan rahat eleriz dedik. Penaltılarla eliyoruz. Oh Skamaka atmış onlardan. Bizden Matthew atmış. Adamsın Matthew. Bak bir şey diyeyim mi size? Altyapı rebuild yapsaydık bu kadar zor olmazdı. Karşımızda Juventus var. Aslında bugün Juventus rebuild'i yapacaktım. Ceza aldılar ya. Hani ona özel bir rebuild yapacaktım. Ama sonra dedim ki bunu yapayım. Keşke demeseydim. Şaka bir yana abi. Ben eğlendim bu videoda. Ama eğlendiğimden çok sinirlendim. Bu yüzden şimdi Juventus'u yenelim. İşimize bakalım kardeşim. Yeter artık be. İşte böyle. İşte böyle hayırdır. Ulan var ya direkt eleriz diye hissediyorum hiç. Bunlar bizi 2-0 falan yenemez. 1-1 tamam güzel. Araujo atmış. Araujo çok iş yaptı bizde. Bizim orta saha değil mi Araujo? Evet çok iş yaptı. Resmi olarak yarı finaldeyiz. Eğer o turu da geçersek artık finale kalacağız. Hiç para harcamadan Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak istiyoruz. Bu soruyla çıktık videoya. Daha doğrusu bu yola bu soruyla çıktık. Karşımızda Real Madrid varsa bizde de Real Madrid'in eski kalecisi var yedeklerde. Adam olun lan. Yalnız ikinci maç Lozano yok büyük kayıp. Haydi oğlum be. Geldik.
Lozano yok, Araujo yok. İkisi de kırmızı kart cezalı. 1-1. Bu eksiklere rağmen yenilmedik var ya. Herifler 7 fırsat 7 şut falan. Herhalde ezmişler bizi sahada. Ama yapacak bir şey yok. Real kardeş. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Bu ne oğlum? Karşımıza Lyon gelecek lan. Bak bir tane daha videoda böyle saçma sapan Lyon gelmişti karşımıza. Premier Lig'e bakalım. 6. bitirdik. Rezalet. Yapacak bir şey yok. Tottenham bu arada şampiyon olmuş. Emirates FA kupasını City alıyor. Karabağ kupasını Leicester City alıyor. Şöyle bir gol krallığına baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok. Asist kralımız da yok. Bu ne oğlum? Romalı oyuncular çok iyi oynamış. Ama onları da yarı finalde Lyon eledi. Premier Lig'de var mıyız acaba? Gol krallığında yokuz. Asist krallığında Amos 8. Gol yenmeyen maçta da Courtois 11. Ne yapalım abi? Şu Acuña'da istediğim kadar gelişmedi. Puh sana. Bu gelişseydi Premier Lig'i kazanmıştık belki de. En az bir kere kazanırdık. Evet, verimleri görüyorsunuz. Umarım finali alırız ve bu videonun artık son sezonu olmuş olur. Çünkü ben bir sezon daha bu takımın başında kalırsam sinir krizleri geçirebilirim. Görüyorsunuz olayımız bu şekilde. Oyuncuların piyasa değerlerini de göstermiş olayım. Herkesi göstereceğim hatta, kafayı yedim. Meraklıları durdurup bakabilir abi. Çünkü bazılarınızın merak ettiğini biliyorum bu piyasa değeri mevzusunu. Yorumlarda hep görüyordum. Bu yüzden gösterdim. Serbest oyuncularımız bu maçta İçinden geçecek Lyon'un. Evet, Vega'nın koreografisini mi yapmışlar? Taraftara bak. Helal olsun be. Stock City taraftarı. Serbest adamın hocalığında. Bizim hocanın ismi Serbest Adam'dı. Haydi beyler, sahada yemyeşil ha. Hayatımda daha önce bu kadar yeşil saha görmemiştim. Şimdi Amos. Amos çekti. Amos dalga geçiyor. Amos'a bak sen. Amos bir daha döner. Amos var ya, Ardelinho gibi bir şeysin sen ha. Aradan oynadım. Şimdi John. İçeride Amos var. Amos'a doğru şöyle bir ortaladık. Oha Simakan, yavaş lan. Sakin ol, manyak adam. Aha. John. Oğlum John, nereye vuruyorsun? Çok iyi, çok iyi. Correra, Correra. Hayır Correra. Yapma Correra. Etme Correra. Aman tamam. Araujo. Araujo yürü. Araujo. Verdim pası. Şimdi John. John oynadı. Sol taraftan Lozano kaçıyor. İnanılmaz bir sol bekimiz vardı. Bu o işte. Lozano sıfıra kadar indi. Ortayı açtı. Son anda kafayı vurun oğlum, olmuyor. Dönen top. Oğlum bu kim ya? O 28 numara bizim ofansif orta saha değil mi? Ne kadar kısa boy var. Oo, büyük açık verdik defansta. Allah'tan Correra araya girdi. Uzaklaştır oğlum. Röveçatayla uzaklaştırmana gerek yok. Tamam. Girdin arada. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet, verdim pasımı. Yürü John. John gidiyor. John çok süratli. John. Bitir onu John. İşte bu. Buraya geldiğinde daha çocuktun. Şimdi hayvan gibi bir santrfor oldun. Adamsın John. Adamsın oğlum. Obi John. Obi John var ya, çok güzel isim ha. Obi John attı golü. Herifler çok hızlı geldi. Çok hızlı geldiler. Kaleci helal. Kaleciye de hiç güvenmiyorum. Şunu bile dışarı doğru şey yaptı. Tutsan oğlum elinde. Tutarsın onu yani. Şut çok hızlı gelmedi ki. Biz bunun yüzünden kesin bir gol yiyeceğiz bu maç. Ben size söyleyeyim. Kale kale, tamam. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Gayet iyiyiz. Gayet rahatız. Yapma yapma. Tamamdır Bruno, adamsın. Bu Bruno geldiğinden beri zaten bizim stoperde kalite seviyemiz arttı. Vega bu arada. Vega bu arada. Bu adamın ismi Vega. Şimdi aradan oynadık. İnanılmaz geliyoruz. John kaçıyor aradan. John'a doğru verdik. John lan, sağ ayağınla bitirsene. Sağ ayağınla bitirsene. Maçı da bitirecektin. Korneri kullandık. Şimdi ceza alanı içinde. Vuramadık. Amos'un önünde kaldı. Amos baktı. Amos vurdu, olmuyor. Dönen top. Abi niye heriflerde kalıyor her şey? Kendi adamımı yıktım yanlışlıkla. Haydi devam. Yapma. Tamam, aldık topu. Şimdi Vega. Vega gidiyor. Vega ayağından açtı topu. Vega orada. Verecekmiş gibi yapıp vermedi orada topu. Aha. Şimdi verdik pasımızı. Matthew. Matthew çekti. Ceza alanı içinde. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Çıkar kırmızıyı hocam. Çıkarmaz ama olsun. Biz yine de diyelim. Vega şimdi topun başında. Vega gerildi. Vega! Kaptan attı golü Vega. Takımın 10 numarası. İlk sezondan beri bizimle. İşte bu. İşte bu oğlum, takım efsanesi. Geri geldi bu takım. Premier Lig'e çıkıp geri düştü. Yeri geldi bu takım, sürekli yenildi. Ama Vega takımı bırakmadı. İşte böyle. Oh be. 2-0 yaptık. Şimdi Lyon gelmeye çalışıyor. Eksi 1 gidiyor mu? Eksi 1 kim lan? Oyun kafayı yedi. Lyon geliyor. Aman abi. Aman abi, gir onlara. Giremedik. Tamam, önlerini iyi kapadık.
Şimdi Vega aldı yine. Vega verdi pasını. John. O bir John. O da oynadı. Matuidi gidiyor. Matuidi gitti. Matuidi Vega geldi. Vega. Vega. Ah be. Kaleci ne biçim tuttu. Allah kahretsin. Güzel de gelmiştik. Amos. Ceza alanı içine doğru ortaladı şimdi. Kafa Kaufman. Aradan oynadım hadi. Üçüncü gole geliyoruz. Dakika 90. Vega ilerledi. Vega şimdi rakibi karşısında. Vega rakibinden sıyrıldı. Vega baktı vermedi pası. Vega takım kaptanı. 3 yaptı. 3 oldu diyor. Vega işte böyle. İşte böyle oğlum. 5 saatlik revildimizin sonunda Vega inanılmaz attı. Ve burada artık finale noktayı koydu kardeşim. Finale noktayı koydu. Kolu bırakıyorum. Marsilya sabaha kadar oynasın. Biz serbest takımıyız. Hocam maç bitti. Hocam dalga mı geçiyorsun? Maç bitti diyorum sana. Hah. Allah Allah ya. Olay budur. Bak taraftarlar nasıl seviniyor. Bu kulüp para harcamadı kardeşim. Bonservis harcamadı bu kulüp. Sadece maaş ödedi. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı 7 sezonun sonunda. 7 mi 8 mi artık onu bile karıştırdım. İşte bu. Ayrıca bu noktada üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Şu anda ekrana geliyorlar. Kanalımıza üye olan kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Hepiniz cansınız. Üye olan olmayan herkese çok teşekkürler. Burada artık finalde kupayı kaldıracağız. Geliyor kupa kalkıyor. Haydi bakalım. Serbest takımımız şampiyon. Of. Çektiğim en zor videolardan biri oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek yorumlara FIFA'da başka neler görmek istediğinizi yazarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.